Kripto Baran kanalından herkese merhaba arkadaşlar. 17 Nisan saat şu anda 23, yani gece 11. Gün içerisinde birçok shorts video paylaştım. Bunlar gerçekten de çok faydalı oldu insanlar için. Özellikle TikTok hesabımdan da çok güzel videolar paylaşıyorum. Bugün saat 12 civarı bir shorts video paylaştım ve bu videoda dedim ki Bitcoin'de düşüş gelebilir. Bakın o zamanlar buralardaydık. Yakından takip edenler çok iyi biliyorlar. Ve daha sonrasında düşüşler başladı. Kaça kadar düşmüşüz arkadaşlar? 29.256'ya kadar bir düşüş yaşadık. Bütün videolarımda, özellikle son 2 haftadır bahsettiğim bütün videolarda yeşil, bakın şu yükselen trend. Bu yükselen trende özellikle vurgu yapıyorum. Bu trendin kırılması gerektiğini belirtiyorum. Burası kırılırsa eğer beklediğimiz seviyelerden birisi 28.500 Pardon, 28.805 olduğunu belirtiyorum özellikle. Bugün gelen kırılımdan sonra şu anda yukarı doğru bir hamlemiz var. Bu trend bu kadar önemliyse şu hareketi yapabilir arkadaşlar. O yüzden buralardan hemen işleme girmek istemiyorum. Bakın yükselişin devamının gelmesi için öncelikle 30.360 üzerinde bir 4 saatlik kapanışın gelmesi gerekiyor. Bugünkü videoda özellikle Fatcoin'den bahsedeceğiz. Fatcoin'de yükseliş beklentim vardı. Onu da paylaştım. Hatta bazı yorumlar oldu. Bitcoin düşerken Fatcoin yükselmez şeklindeki yorumlara da sadece ben analiz paylaştım, belirttim ve Fatcoin'de yükseliş beklediğimi de söylemiştim. Evet, bugün Bitcoin düşerken Fatcoin aynı zamanda aksine yükseliyordu. Burada da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yine doğru tahminlerle takip edenleri yakından analizlerimizi inceleyenlere yardımcı olmaya çalıştık. Şimdi Bitcoin'e bir değinelim. Arkasından asıl gelmek istediğim konu Fatcoin. Fatcoin'deki detaylı analizimizi birlikte inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'e dediğim gibi bu trendin kırılması, yükselen trendin kırılması bizim açımızdan şu an için kötü. Buradaki hedefleri şöyle inceleyelim. Bakın, kısaca şöyle bakalım. Şimdi burası daha önceki tepemizdi. Burası da en düşük dibimizdi. Doğru mudur? Evet. Şimdi tepki aldığımız yer neresi? Bakın Fibonacci'ye göre 1618 seviyesi. 1618 seviyesi Fibonacci için gerçekten de önemlidir. 1618 seviyesinde tutunamadığımızdan dolayı bakın şu anda 1272'nin altına kadar düştük. Yani bu ne demek oluyor? 29.509 seviyesi. Bakın 29.509 seviyesi bizim için direnç görevi görecek. Eğer burada tutunamazsa benim asıl beklediğim yerlerden birisi her zaman Fibonacci'de 1.13'tür. Yani 29.174 seviyelerine kadar bir geri çekilme olabilir. 29.509 üzerinde bir 4 saatlik kapanış gelmediği sürece herhangi bir şekilde işlem almayı düşünmüyorum. Orada da işlem alırsam %2 stoplu. Ama asıl beklediğim nokta dediğim gibi 1.618 üzerinde bir 4 saatlik kapanış, yani 30.326 üzerinde bir 4 saatlik kapanış bizim için güzeldir. Bir dönüş işaretidir. Şimdi hemen Fatcoin'e geçelim. Bakalım Fed'de durumumuz nedir? Evet arkadaşlar, şimdi Fed'de bakıyoruz. Fibonacci'ye göre hareket ettiğimizde bakın buradaki zaten direncimize yaklaşmış, hatta vurmak üzereymiş. Oradan bir red yemiş ve şu anda geri çekilme devam ediyor. 0.236 seviyesine kadar, yani 0.4186'ya kadar bir geri çekilme olduktan sonra tekrardan yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Hemen bu grafiğimizi günlüğe alalım. Birlikte çizelim Fatcoin özellikle. Hemen çizimlerimizi kaldırıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bugün Fatcoin'de şöyle bir şey çizdim kendimce. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış ama bana göre doğrudur. Bakın, burası bir düşüş trendiydi Fatcoin'de. Doğru mudur? Buradan aşağıya doğru bir düşüş trendimiz başlıyor. Bakın birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas, dördüncü temas da kırıyoruz. Şimdi burada beklediğim olay nedir? Bakın grafik günlüktür. Ona göre işlem almanız gerekiyor. Örnek veriyorum, saatlik veya 4 saatlikte üstünde bir kapanışta hemen hamle yapmamak gerekiyor. Evet arkadaşlar, günlük bir grafikte şurası zaten bakın trendin tersine döndüğünü, hatta bunu kırmızı yapalım daha belirgin olsun. Trendin tersine döndüğünün bir göstergesidir. 0.3849. Yalnız buraya bir retest şu anda gelmemiş. Buradaki hareketimiz ne olabilir mesela? Örnek veriyorum, buradan gelip buradan tekrar yukarı çıkabilir. Retest vermeden de yükselebilir. Şimdi
Benim yükseliş beklentilerimden birisi burada karşılandı. Birincisi, düşüş trendimiz kırıldı. İkincisi, o 0.3849 üzerinde bir günlük kapanışımız geldi. Hatta bugün dördüncü günümüz arkadaşlar. Şimdi buradaki hedefimiz ne olur? İlk etapta şurayı beklerim. Burası önemli bir direnç olacaktır. 0.4505. Burası gerçekten de önemli bir direnç olarak çalışacaktır. Ben buradan bir aynı şekilde Fibonacci'mizi çizelim. Bakın, ben şöyle çiziyorum genelde. Çizdiğim takdirde de şu anda bakın 0.4505 seviyesi aşağı yukarı Fibonacci'ye göre 0.5 seviyesine denk gelmektedir. Şimdi bu tarz durumlarda genelde şu olaylar gözlemlenebilir. Buradan 786'ya kadar çıkış, yani 0.5414'e kadar çıkış. Oradan bir geri dönüş ve buradan 1.618'e kadar bir yükseliş beklerim. Bu da neresidir? 0.8015. Şimdi eğer düşüş trendi kırıldıysa, düşüşün tersine dönen, yani döndüren direnç seviyesinin üzerinde günlük kapanış geldiyse ve 2 günlük kapanış geldiyse, burada zaten bekleyeceğimiz nokta 0.80'lerdir. 1.618'e kadar çıkması beklenir. Tabii ki şöyle bir hamle de olabilir, onu da belirteyim. Buradaki, bakın, tepemiz burasıydı. Burada da bir tepe yapıp ikili tepe yaptıktan sonra aşağıda vurabilir. Yani 0.6085 bandı bizim için en önemli dirençlerden bir tanesi. Diyelim ki planımız doğru işledi. Şu anda işlemdeyiz, örnek veriyorum. Bakın, şu an %4.5'lu stoplu bir işlem alınabilir ama ben genelde %2-%2.5'luk toplu işlemlerden girmekten yanayım. Bakın, oraya kadar yükseldiğimizde Bitcoin şu anla göre bile %86'lık bir yükseliş yaşayacak gibi görünüyor. Tabii ki buradaki en önemli kuralımız nedir? Şu an için konuşuyorum. 0.3849'un kırılmaması gerekiyor. 0.3849 kırılırsa yükseliş planı iptal arkadaşlar. Çünkü bu kırıldıktan sonra buraya gelir. Tekrardan burası direnç olarak çalışır ve aşağı doğru gidiş başlar. O yüzden 0.3849 seviyesi çok çok önemli. Şu an Fedcoin ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Sorularınızı veya istediğiniz coin analizlerini yorumlara belirtebilirsiniz. Bu videoyu beğenip abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Shorts videolarla devam edeceğiz. İyi akşamlar.